Hayat ne kadar ilginç ve siyaset de öyle. Bir zamanlar bu ülkede Moskova'dan bahsetmek, Sovyetler Birliği'ni savunmak insanı komünizm propagandası gerekçesiyle hapse bile yolluyordu. Şimdi artık Rusya, Moskova hatta bir silah olan bir savunma sistemi olan S-400 bile milli ve yerli kavramlar haline geldi. Onlara karşı çıkmak milli ve yerli olmamak anlamına geliyor. S-400'leri alıyoruz. Aylar süren tartışmalardan sonra ve öylesine ilginç bir şekilde alıyoruz. Ki genellikle Ruslar bu tür silah sistemlerini gizlice gönderir daha sonradan açıklardı. Olay bir günde iki günde biterdi ama şimdi daha ekonomik olmamasına karşın pahalı bir operasyon olmasına karşın günlere yaydılar. Neredeyse canlı yayınlarla izliyoruz. Hem Rus silahının silah sisteminin propagandası yapılıyor hem de Türkiye'nin batı sistemini çatlatması sürekli böyle canlı yayınlarla ve bol bol propagandalarda karışık sürekli ekranlarımızda ve gazetelerimizde 12 Temmuz bu işin başlangıcı oldu ve bunu S-400'lerin gelişini bu ülkede herkes çok istiyormuş. O ortaya çıktı. Anketler halkın istediğini gösteriyor. İktidar zaten istiyor. Onun için çıkış yollarından bir yıl olabilir. İlginçtir. Muhalefet de istiyor. Belki de bu durumda bu S-400'ün Türkiye'ye gönderilmesinin başlangıç tarihi olan 12 Temmuz milli bir bayram ilan edilebilir. Hem duruma göre ileride 15 Temmuz'da birleştirilip turizmcilerin de gönlü hoş edilebilir. Belki bu öneriyi e, gerek yerlere iletmemiz iyi olabilir. Bu arada tabii ABD ile ve AB ile ilişkilerimiz bozulurmuş bir takım ekonomik bunun faturaları olurmuş o ayrıntı gibi kalıyor nitekim AB ile ABD ile ilişkilerimizin bozulmasının ilk işaretleri ortada ABD açıklamasında F-35'lerle ilgili yaptırımlar artık kendi gösterdi bu programdan Türkiye'nin çıkarılacağı söyledi söylendi milyarlarca dolarlık kayıplar gündemde ama önemli mi? Hem F35 almazsak Ruslar onun yerine bizden Su-35 alın demişler. Hem daha ucuz, daha becerikli, ayrıca kredi de verebilirler S400'de olduğu gibi. Niye olmasın? Ama belki de SU-35 yerine 57 almak daha iyidir. Çünkü biz her şeyin daha gelişkinine talibiz. O da 4. değil 5. kuşak uçaklardan biliyorsunuz bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece S 400'e değil S 500'e, S 600'e falan da talip olacağımızı önceden duyurmuştu. E, ayrıca biliyorsunuz Dünya 5'ten büyüktür, e, su 57'de, F 35'ten büyük olsa gerek. Tabii şimdi. E, Bunlardan sonra e, geriye kalıyor silahlı kuvvetlerdeki envanterin %90'ı. Onları da aşama içinde Rusya'dan yeni silahlarla herhalde değiştirmeyi düşünüyor. Sadece Rusya'dan da değil belki Çin'den de çünkü gidişimiz Şangay İşbirliği Örgütü'ne doğru. Orada da iki lider ülkeden birisi Rusya öteki Çin. Şimdi e, bu gerçek bir eğilim midir yoksa şaka olarak mı kalır bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu S-400 konusunda bu yaptığımız en önemli anlaşmadır dedi tarihimizde. Neyi kastetti? Rusya ile ilişkileri mi? Genel olarak tarihimiz, genel olarak tarihimizde pek çok anlaşma var kuşkusuz. Ondan çok daha önemli gibi bugüne kadar görünen şeyler var. Demek ki S-400 daha önemliymiş. Örneğin 18 Şubat 1952'den daha önemliymiş bu tarihte Türkiye'nin NATO'ya girişi imzalanmıştı, netleşmişti. Demek ki bundan daha önemliymiş. Eğer Rusya ile ilişkiler kastediliyorsa o da ilginç. Gerek Rusya gerek ondan önce gelen Sovyetler bile. Çünkü örneğin benim aklıma gelen gaz anlaşması özel zamanda 1984'te imzalanmıştı anlaşma. Çok önemli bir yolu açmıştı Türkiye'nin gaz enerji ihtiyacını gidermek açısından. 84'teki bu anlaşmadan daha sonra mavi akım Üzerinde pek çok tartışmalar yapılan, çok ciddi maliyeti olan, Karadeniz'in altına imkansız olmaz denilen şey bu gerçekleşmiş. Demek ki bundan da daha önemli ve 10 milyarlarca dolarlık perspektifte değer taşıyan Akkuyu Anlaşması üzerinde 10 yıldan fazla neredeyse konuşuyoruz. Demek ki bunlardan da daha önemli. Yani bunun ekonomik bedeli değil anlaşılan siyasi stratejik anlamı daha önemlidir. Vurgusu yapılmak isteniyor. Bunun belki de tam olarak ne anlama geldiğini biz daha sonra öğreneceğiz. Ama e, Rusya ile çok uzun süredir içli dışlı yaşayan hayatının önemli bölümünü orada geçiren ve şimdi her gün saatlerce Rus medyasını izleyen birisi olarak şunları da söyleyeyim. Ruslar Türkiye ile ilgili çok farklı şeyler söylüyorlar. Her şey o kadar güllük gülistanlık değil ve Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması için daha çok şey değiştirmesi lazım. Neler mi mesela Rus basınına bugün en son baktım ve e, kısaca söyleyeyim e, memnun olmadıkları şeyleri. Suriye konusu Türkiye'nin ciddi olarak politikasını değiştirmesi gerekiyor. Rusya ile ilişkilerini gerçek anlamda stratejik düzeye getirmek için İdlib'de Türkiye yüzünden operasyonu bir türlü yapamıyoruz diyorlar. Türkiye engel oluyor ya da Türkiye'nin desteklediği güçler. Türkiye Esad'ı hala tanımıyor diyorlar. Bu Rusların Yakınmaları son zamanlarda e, bir gerginlik kaynağı olan Doğu Akdeniz'de o zaman Rusya'nın tavrına bağlı olarak Türkiye'nin de Güney Kıbrıs'la, İsrail'le, Mısır'la, Yunanistan'da hatta biraz daha ileri gidelim Libya ile ilgili olarak tutumlarını, politikasını değiştirmesi mi gerekiyor acaba? Ya da ne bileyim Makedonya'nın NATO üyeliğini Türkiye onayladı. Ruslar ona da bozuldu. O konuda da farklı bir tutum. Karadeniz'de yapılan tatbikatlar hayır NATO'nun yanında değil bizim yanımızda olmalısınız diyorlar en önemli şeylerden biri. Kırım konusunda net bir destek vermedi Türkiye bize diyorlar. Donbas konusunda o konularda da Türkiye değişecek mi acaba bu yoldan giderek? Hatta geçenlerde Rusya'nın en önemli kanalı, televizyon kanalı ORT orada Türkiye'nin Gürcistan'daki Aceristan'a karşı e, hain planları olduğuna neredeyse değinildi. Türkiye karşı böyle bir program yapıldı. Bunlar mutlaka planlı programlı şeyler. Yani Ruslar Türkiye'den çok da fazla memnun değiller. Bu açılardan da Türkiye'den S-400'de olduğu gibi ileri hamleler bekliyorlar. Bütün bunları yaparsa Türkiye belki çok daha farklı bir yere gelebilir. Acaba bu tarihi tarihteki en önemli anlaşma derken Türkiye bu yola doğru mu gidiyor? Bunu bilmiyoruz. Amaç buysa bu gerçekleşir mi? Bunu da bilmiyoruz ama burada önemli bir dönüm noktası S-400'ün uzun tartışmalardan sonra Türkiye'ye gönderilmeye başlamasıydı. Gele Gelecek yıl 2020 Nisan'ında başlayacak, bitecek olan süreç geçenlerde başladı. 12 Temmuz bu anlamda belki de tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Bu anlamda belki de bir ulusal bayram olmasında gerçekten yarar olabilir.